Müftü Muhammed Urayfi seks cihat için şu fetvayı vermiş. Maddeleri sıralıyor. Kadın bir günde 3-4 mücahitle birlikte olabilir. Kadınlar cinsel ilişki sırasında yüzlerindeki peçeyi kaldırabilir falan filan. Bu kutsal görevi yerine getiren kadınlar cennete gider. Oh, şimdi garantiye bak. Bir de garanti alıyor. Şimdi bir de en son işte kız kardeşi eğer çok zorda kalması hani kız kardeşiyle bile olabilecek fetvasını vermiş. Tabii ona da rahmetli Ayhan Songer hocam kitabında incest ilişki olarak belirtmiş. Çok kısa bir cümleyle söyleyecek olursak yakın akrabalar arasındaki seksüel ilişkilere verilen isimdir. Tarihin eski çağlarında mesela Firavun demirlerine Mısır'da kardeşler arasında evlenmeler normal karşılanmakta idi. Kleopatra da zaten babası evet. ve annesiyle kardeş olduğu vardır. Gibi falan biliyorsunuz. Onlar da var. Var ama şimdi İslam'da bu nasıl olabiliyor? Evet hocam. Bir şey özür dilerim. Biraz soru sorayım burada bir yöneltim. Yani mesela şey yani Kur'an'da bunlar çok açık bir şekilde yasak. Yani dinimizde çok açık. Peki burada cinlerin ya da şeytanın açık bir saptırması ya da büyük günahları insanı yöneltmesi söz konusu olabilir mi? Yani böyle bir durum. Mehmet Bey benden önce sorayım. Şimdi tabii ki bunun altında yatan üç harflerin de bunları yönlendirmesi var. Fakat patolojik olarak ruhsal yönden mesela şeyle anksiyeteyle başlayan, şizofreniyle biten ruh hallerinde mesela beyin hücresine yeterli sıvının gitmemesinden mütevellit kişide mesela intihar duyguları oluşuyor veya bu tür seksüel duygu dışı sapmalar olabiliyor. Evet. Yani olayın psikolojik boyutu da var, metafiziksel boyutu da var. Çift taraflı. Ama şimdi burada biz şunu görüyoruz. Demek ki insanlar belli süre içerisinde çok iyi bir konumdayken, sağlıklı bir durumdayken bir süre sonra sapmalar gösterebiliyor. Tabii bir yarı tanrı haline gelebiliyor. Mesela Hitler gibi. Doğru. Yani Hitler Nasdab'ı kurduğu zaman gayet sağlıklı, normal bir sokak ressamıydı. Yani normal bir insanla. Ama sonra Tule örgütü onu öyle bir hale getirdi, öyle bir abartıp, öyle bir donattı ki ona okültist şeyler yükledi ona. Bunu günümüzde de hani siz hocam dediniz ya bazı insan Mehdi enflasyonu var diye. Evet. O kadar şu an Mehdi olmaya hazır veya Mehdi o kadar çok var ki. Yani çünkü ufacık bir şeyde onu abartarak sen söylesin, sen böylesin demek suretiyle kişi çok rahat buna kayabiliyor. Şimdi burada Volkan Bey şeyi söyleyebiliriz. Bunlara karışan bazı hocalar da çıkıyor ortaya. Doğru. Yani yolları şey olmaya başlıyor. Yani sapıtıyorlar, gidiyorlar. Çünkü Hazreti Musa'nın Mısır'daki olayına geliyoruz. Evet. Hazreti Musa ne oldu? Bir sihirbazları, o dönemin büyücüleri topladı, getirdi Firavun. Evet. Hepsi Hasan attı, yılan oldu. Evet. O hepsini attı, ejderha oldu. Hepsini yedi, yok etti. O zaman dediler ki, bu bizim aşar, demek ki bu Allah'ın şeyse, peygamberi. Evet. Orada büyücüler imana geldi de Firavun gelmedi. Mesela. Ben bunu mesela bir arkadaş üzerine denedim. Hatta bir yazar arkadaşımın sonrası ismini söyleyeceğim. İddialaştık. Dedim ki ben bu arkadaşı dedim 2-3 gün içinde Mehdi yapacağım dedim. Haşa. Dedi hocam yok canım o kadar olamaz. Onu dedim o zaten buna müsait. Bekliyor yani bir şey içerisinde. İşaret bekliyor. Ve bunu öyle bir şekilde sabah kaldırdım erken saatte. Dedim seni rüyamda gördüm dedim. Ukap bayrağı sana veriliyordu dedim. Aynı anda o arkadaşa da telefon açtırdım. O da aramış işte ya sana çok yüksek görevler verdiğini gördüm, seni çok yüksek tepelerde falan filan gördüm. Bunun etkisi ne zaman görüldü biliyor musunuz? Ertesi gün Maltepe'de konferans vermeye gidiyor. Kendisi gazeteci bir arkadaş. Orada başlıyor daha konferansa gider girmez. İşte sizin bilmediklerinizi ben bilirim, sizin görmediklerinizi ben görürüm, sizin duymadıklarınızı. Seyirciler diyor sen ne diyorsun ya sana? Sen ne saçmalıyorsun neler neler söylüyorsun başlıyorlar tartışmaya falan filan. Yani insanları özellikle buna hazır insanları buna çekmek çok güzel. Evet. Şimdi ben eğer müsaade